Reysaç Lojistik Para Toneri sunar. ...21 Mayıs Cuma, artık haftayı kapatıyoruz. Ekran başına hoş geldiniz. Para Toner programına ben Murat Tufan. Bugün önemli bir halka arzı sizlerle buluşturmuş olacağız, konuşacağız. Mercan Kimya halka arzı oluyor. Aynı zamanda tabii piyasa notlarında konuşacağız. Gültekin Okay Salgar bizlerle, Mercan Kimya'nın yönetim kurulu başkanı. Tabii detayları, halka arz fiyatlaması, şirketin hedefleri ne vaat ediyor ya da hangi ekonomik parametrelerden olumsuz etkileniyor? Hepsini güzel bir söyleşiyle Gültekin Bey'le gerçekleştireceğimizi umuyorum diyelim. Şimdi bugün aynı zamanda Fintech Dünyası da var. Fintech Dünyası'nda da son yarım saatte bir konuğumuz var. Konuğumuza bakalım. Ufuk Bilge Tekin, Fatura Vizyon'un yönetim kurulu başkanı bizlerle birlikte olacak. Evet, konuklarımızı görmüş ve anımsamış olduk. Hemen barkomuza gündemin en öne çıkan 5 haberini seçelim. Dün Türkiye önemli bir aşı haberiyle aslında karşılamış oldu, gündemi karşılamış oldu. BioNTech Pfizer Türkiye'ye ek 60 milyon dozluk bir aşı sağlayacağını söyledi ki bu anlamda da toplam anlaşmanın 120 milyon dozu bulacağı söyleniyor. Açıklamada anlaşma kapsamında ek 30 milyon doz içinde opsiyon bulunduğu söylendi. Anlaşma BioNTech Pfizer'ın Türkiye'deki COVID-19 aşı tedariğinin tümünün 2021 senesinde teslim olmak üzere 120 milyon doza kadar çıkacak ve bu anlamda yazılı açıklamada ifadelerde yer alan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Türkiye'nin aşılama çalışmalarına önemli bir katkı yapabileceğimiz için minnettarız açıklamasında bulundu. Bugün de Türkiye son 2,5 aydan sonra ilk defa 10 bin barajını geçmiş oldu, düşmüş oldu, gerilemiş oldu vaka sayılarında. Bu da önemli bir geri çekilme olduğunu da söyleyelim. Hemen ikinci haberimize geçelim. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan önemli bir açıklamada bulundu ki tahvil alımının azaltmasını, tartışmaya açılması çağrısını tekrarladı. Dolayısıyla ekonomik göstergelerde olumlu bir ivmelenme olduğunu, dolayısıyla da tahvil alımını azaltmanın zamanlamasının yavaş yavaş geldiğini savunuyor. Dün de biliyorsunuz özellikle FED Genel Başkanlarından gelen açıklamalar daha çok ekonomik göstergelerde ve istihdam piyasalarında tam toparlanma olmadığı sürece henüz daha erken varlık alımlarını tartışmak, faiz artırımını tartışmak için demişlerdi ama Robert Kaplan daha şahin tarafta ve bu anlamda tartışmanın zamanı geldi diyor. Dün de biliyorsunuz Amerika'da işsizlik haklarına yararlanma başvuruları pandemi sonrasındaki en düşük seviyesi olan 444 bine geldi, ulaştı, geri çekildi diyelim. Şimdi bir başka haber de Çin'le Amerika arasındaki aslında ticaret savaşlarına dair diyelim. Çin'deki Tesla araçlarının kamu tesislerine park edilmesi yasaklanmış oldu. Artık ticaret savaşı başka bir boyuta doğru gelmiş oldu ki Çin'de Tesla araçlarının kamu tesislerine park edilmesi Çin hükümeti tarafından yasaklandı. Çin hükümeti çalışanlarından bu anlamda bu parklara araçlarını park etmemesini rica ettiler. Tabii ki bu anlamda gerilim son dönemde artarken bunun fitilini ateşleyense Amerika'nın Çinli telekomünikasyon markası Huawei üzerindeki yaptırımları olmuştu. Sonrasında tabii Tesla araçlarının orduda kullanılması da yasaklandı. Kamera sisteminin gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle. Dolayısıyla şu anda da kamu bankaları üzerinde de daha doğrusu kamu park alanlarında da bu Tesla araçları yasaklandığını söyleyelim. Bir diğer taraftan da FED'den bir açıklama geldi. Dijital parası para çıkarma olasılığına ilişkin konuştu ve bu anlamda bu yaz müzakere dokümanı yayınlanacaktır dedi ABD Merkez Bankası. FED Başkanı Jerome Powell yapmış olduğu açıklamada çıkarılacak herhangi bir dijital paranın nakitin veya ticari bankalarda mevduat gibi doların cari özel sektör dijital formlarının yerini alacak şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinde vurguladı. Yani dolar başka bir şey, dijital paranın başka bir fonksiyonu olacak diyor Jerome Powell. Son haberimize geçelim. Tabii dünyada ciddi şekilde artan bir
enflasyon kaygısı var. Tabii pandemi de ülkeler yavaş yavaş artık geride bırakıyor ve bu anlamda da ticaret hacimleri de çok ciddi şekilde artıyor ki denizcilik danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi 20 Mayıs'ta sona eren haftada hızlı bir artış gösterdi ki bu haftada bakıldığında %7.1 puan artmış ve dolar artışla da 6135.44 dolara çıktı fiyat olarak. Şangay Rotterdam hattında %10, yıllık tarafta ise tamına 532'lik bir artış var Rotterdam Limanı ile Şangay arasında. Diğer taraftan Şangay ile Los Angeles'a baktığımızda haftalık bazda 100, yıllık bazda ise %220 artmış. Los Angeles ile Şangay hattına baktığımız zamansa %4 haftalık bazda, yıllık bazda ise %54 olduğunu söyleyelim. Bu dünyada aslında Avrupa, Amerika ve Çin'in pandemi sonrasındaki talepleri karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını gösteren önemli bir gösterge olduğunu söyleyelim. Peki bugünün ajandasına hemen bir bakalım. Bizleri neler bekliyor? Bolca hizmet ve imalat PMI rakamları var. Ekranda da görüyorsunuz. Aynı zamanda ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak. ABD tarafından da mevcut ev satışları bugün Türkiye saatiyle 17'de. Günün son bölümüne geçtiğimiz zamansa Euro bölgesinden tüketici güven endeksi, sondaj kuyusu sayısı ve aynı zamanda CFTC net spekülatif pozisyonların açıklanacağını belirtelim. Peki neler açıklandı? Sabah saatlerine gidiyoruz. Asya seansında Türkiye'de tüketici güven endeksi saat 10'da geldi ki kötü geldi. 77.3 olarak duyuruldu. Almanya'nın imalat PMI'larında 64'ü karşıladık ki önceki rakam 66.2 idi. Fransa'nın imalat PMI rakamları 59.2 geldi. Birleşik Krallık tarafındaysa perakende satış endeksi 42.4 olarak duyuruldu ki daha önceki rakam 7.2 idi. Hollanda'nın tüketici güven endeksi de ekside bir daralma var. -9 olarak yazdığını söyleyelim. Hemen bir fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul cephesinde yeşil bir tabloyu görüyoruz. Genel olarak borsalarda dünkü enflasyon, hatta çarşamba günkü enflasyon kaygılarının biraz daha dengelendiğini söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Ve bu anlamda Borsa İstanbul'da 1458 puandayız. 1460 puana kadar geldik ki analistler özellikle 1460 puanın üzerinde 1480-1500 kanal olduğunu söyledi. Hem kripto paralardaki satışların biraz dengelenmesi, hem enflasyon kaygılarının birazcık daha azalması Borsa İstanbul tarafında 1460 puanı test etmesini sağladı diyelim. Peki TL çaprazlarında tablo nedir? Borsa İstanbul artıda dolar Türk lirasına baktığımız zaman o tarafta 8.37.37'yi gösteriyor kotasyonlar. Türk lirası sabah saatlerinde Asya seansında değer kaybederken bankalarası para piyasası açıldıktan sonra hem gerek euro hem de gerek pound cephesinde bir artışı var Türk lirasının. Görece güçlü sepet bazında kurda Türk lirasının bugün 0.18 puan kadar arttığını gösteriyor diyelim. Burada noktalayalım. Bugün Mercan Kimya'nın halka arzını konuşacağız efendim. O zaman halka arz detaylarıyla devam edelim. Evet, öncesinde tabii konuğumuz Gültekin Okay Salgar, Mercan Kimya'nın yönetim kurulu başkanı olacak ama Gültekin Bey'i misafir etmeden önce dilerseniz nasıl bir halka arz bizi bekliyor? Yavaş yavaş Mercan Kimya'yı yakından tanıyalım. 45 yıllık bir şirket, 45 yıllık bir tecrübe. Mercan Kimya 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirecek ve halka arzının detaylarına baktığımız zaman burada kodunu görüyorsunuz. Bu kodla yatırım yapabileceksiniz. Yani halka arzdan sonra işte Matrix ekranı olsun, Forex ekranı olsun, oralardan bu kodla efendim hisseyi alıp satabileceksiniz. Halka arzla ilgili bir başka detayımızdaysa fiyat aralığı 8 lira 81 kuruş ile 10 lira 46 kuruş olarak belirlenmiş. Sonrasında tabii şirketin hem cirosunu hem hedeflerini hem de neyden etkileniyor olumlu olumsuz olarak bunları da konuşacağız. Bildiğiniz gibi emtia fiyatları yükseldiği için acaba artan emtia fiyatları Mercan Kimya'yı olumlu ya da olumsuz etkiliyor mu efendim? Birazdan konuşacağız. Şirket 2018-20 arasında, 2020 arasında ihracatını 4,5 kat arttırmış. Neden diye konuşacağız.
aynı zamanda şirket 2020 senesindeki cirosu içindeki ihracat payı %39. Olumlu mu? Bilmiyoruz. Dolara karşı, euroya karşı artışlar nasıl etkiliyor acaba? Mercan Kimya'yı diye soracağız efendim. Güntekin Okay Salgar, Yönetim Kurulu Başkanı Mercan Kimya. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz birazcık böyle hafiften sizin künyenizi vermeye çalıştık Gültekin Bey ama öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Neden böyle bir karar verdiniz? Yani 45 senelik bir firmasınız, şirketsiniz. Halka arz sürecine başvurmak nereden çıktı ve heyecanlı mısınız bu süreç için? Tabii ki heyecanlıyım. 45 yıllık birikimimizi halkımızla paylaşmak ayrı bir gurur vesilesi. Biz halka açılarak borsada işlem görmekle hem dünyada ismimizi duyurmak hem de ihracatımızı artırmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Biz sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ihracatımızı 4,5 kat 3 yıl içinde artırdık. Şu anda çok büyük talepler bekliyoruz yurt dışından. O talepleri karşılama adına hem ham madde ihtiyacımızı karşılamak hem de bir takım depo ve ihtiyacımız olan yatırımları yapmak, bir de işte kısa vadeli borçlarımızı kapatmak adına böyle bir halka arz yaptık. Sizin de söylediğiniz gibi biz ihracat yapıyoruz. Ham maddemizi de Tüpraş'tan alıyoruz büyük bir bölümünü. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri de zaten dolarla ihracat yaptığımız için bir dövizle ilgili de bir sıkıntımız yok. Biz Türkiye'nin İlk parafin üreticilerinden biriyiz. Parafin, vazelin, parafin emisyonu gibi çok özel ürünler üretiyoruz. Ağaç sektöründen tekstile, kozmetikten sağlığa, tarımdan plastiğe kadar, inşaat sektörüne kadar 20'den fazla sektörde kimyamız var. Biz her yerde söylüyoruz, biz her yerde varız diyoruz. O nedenle Avrupa'daki hedefimiz zaten en büyük Avrupa'daki parafin emisyonu ve vazelin üreticisi olmak hedefimiz. Dünyada 5 kıtada ve 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Biz aynı zamanda karbon salınımını önlemek adına da bir enerji yatırımımız oldu. Tesislerimizin elektriğini oradan karşılıyoruz. Ben aslında makine mühendisiyim ama bütün şirketlerimi hep kimya üzerine yaptım. Sebebi de kimya sektörünün geleceğine çok inanıyorum. Ve hem Romanya'daki yatırımımız hem İstanbul'daki yatırımımız, Denizli'deki yatırımımız hep kimya üzerine. Ve Türkiye'nin kimya sektöründe çok ciddi gelir getirici, pahalı ve karlı bir sektör olduğu için o geleceğine inanıyoruz. Gültekin Bey, izninizle burada bir araya girebilir miyim? Tabii, hayır. Şimdi mühendissiniz, işte öyle değil mi? Makine mühendisiyim dediniz az önce. Ben evet, Almanya'da üniversite okurken Almanya'da gördüm Türkiye'de parafinin üretilmediğini ve bu ihtiyaç buradan çıktı yani. Almanya'da gördünüz, hemen bu işi nasıl Türkiye'ye uygularım diye düşündünüz herhalde. Evet, gayet önemli, güzel olmuş. Ben bunu başlattım. 1977'den beri sanayicilik yapıyoruz. Biz üretmek ve ihraç etmek üzerine odaklanmış bir şirketleriz. Bütün sektörlerde mutlaka Türkiye'deki özellikle MDF sektöründe, ağaç sektöründe hep varız. Bir Türkiye'nin sektörümüzde ilk ARGE merkeziyiz. Türk kalite belgemizle de dünyanın her yerinde şirketimizi ve Mervax markamızı tanıtmak için girişimlerimiz var. Biz şirketimize gerçekten ben bu 45 yıllık emeğimi karşılığında şirketimi daha da büyütmek için bir fırsat gördüm. Özellikle pandemi döneminde Avrupa'daki ve dünyadaki birçok şirketler tedarik zincirinde çok sıkıntı çektiler parafin, vazelin, emisyon üzerine. Bize çok büyük bir teveccüh oldu. Bunu karşılamak adına bu halka arzından gelecek fonları burada karşılamak adına da böyle bir girişimimiz oldu. O zaman şöyle bir nokta var. Zaten hayaliniz şirketi büyütmek, aynı zamanda pandemi sürecinde gelen talepleri karşılayabilmek adına da bu anlamda finansman ihtiyacınız da halka arz sürecinde karşılayabilmek.
olacaksınız. Biraz işleri de büyütmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi 20'den fazla sektör var. Makine, kablo, kauçuk, ambalaj, ziraat, tıp, teknoloji, kişisel vesaire. Tam olarak siz hani mercan kimya olarak bunların nesini üretiyorsunuz Gültekin Bey? Yani hangi maddesini satmış oluyorsunuz? Sizden şöyle, ne alıyorlar bu şirketler genel olarak? Örneğin her sektör için ayrı ürünler üretiyoruz. Mutlaka. Arge merkezimizde yeni teknolojik ürünler geliştiriyoruz. Örnek vereyim, bir tane örnek. Türkiye'deki biliyorsunuz MDF sektörü şu anda dünyada çok önemli bir yere geldi. Türkiye'deki MDF fabrikaları, hı hı. Sunta ve MDF fabrikaları. Burada eskiden hatırlarsanız mobilyalarda suya karşı çok şeyi mukavim değildi, hemen şişerdi. Uzun zamandır biz piyasaya girdiğimizden beri MDF'ye verdiğimiz su itici emisyonumuz sayesinde MDF ve mobilyalarda bu tür olaylar olmuyor. İnşaat sektöründe priz artırıcı, beton prizini artırıcı üretimlerimiz var. Aşı vaksı var tarım sektöründe. Sağlık sektöründe fizik tedaviden tutun da o kadar çok yerde varız ki tamamen her sene Arge merkezimizdeki kimyager, kimya mühendisi arkadaşlarımız yeni teknolojik ürünler için o sektörlere destek vermek adına, evet, onların hem kalitelerini artırmak hem de ekonomik ürünler yapması için bizim de katkılarımız var. Bizim, hı hı, zaten Türk milleti öyledir. Yani biz birbirimizle böyle müşterilerimizi müşteri gibi değil de ortak gibi görürüz. Onların büyümesi demek bizim büyümemiz demek. Biz zaten benim şirket kültürümde hep bu vardır. Hem yeni Türkiye'de olmayan ürünleri üretmek. Bugün arkadaşlarıma ben hep onu diyorum, kimyagerlerime, kimya mühendislerime. Bunu bir Alman üretiyorsa, Fransız, İngiliz üretiyorsa biz niye üretemeyelim? Biz Türkiye'de olmayan, Türkiye'deki dövizimizin yurt dışına gitmesini önleyici ürünleri biz de üretelim. Özellikle Orta Doğu'da Türkiye'deki kimya sektörüne çok ilgi, anladım, var. Gültekin Bey, şimdi kabaca 10 dakikamız var. O kadar çok soru soracağım ki size. Birazcık böyle yormuş olacağım sizin izninizle. Çünkü bu bir halka arz. İzleyicilerimiz merak ediyor. Birincisi, döviz kuru sizi nasıl etkiliyor? Gelir ve gider kalemleriniz nasıl? Yani dolara karşı mı daha hassasınız, euroya karşı mı? İhracat yaptığınız için muhtemelen döviz kurundaki yüksek seyir sizi çok negatif etkilemiyor ama volatilite muhtemelen etkiliyordur. Bir de yıllık olarak sizin cironuz ve karlılığınız ne kadar? Buraya kadar nasıl getirdiniz şirketi? Çok kısa böyle 1-1,5 dakikada bundan da bahsedebilir misiniz acaba? Tabii şöyle, hı-hı, bizim karlılığımız çok iyi. Kimya sektöründe karlılık gerçekten iyidir ve özellikle herkesin yapmadığı ürünleri yaptığınız için, daha böyle teknolojik ürünlerde katma değerli ürünler ürettiğiniz için karlıdır. Bizim döviz pozisyonumuzda hiçbir zaman kur zararı diye bir şey görmedik. Sebebi şu, biz hedge etme işlemleri yapıyoruz. Yani böyle bir uzun vadeli zaten satışlarımız yok. Hı hı. Çok kısa vadeli satışlarımız var. İthalat yaptığımız zaman onun karşılığında çok ciddi bir ihracat gelirimiz oluyor. O nedenle dövize karşı bir yükselmesi, alçalması bizi çok ilgilendirmiyor. Biz mevcut karımızı korumak adına bir takım tedbirlerimizi, yok işlemleri yapıyoruz. Şimdi ihracat pazarlarınızdan bahsettiniz. Pandemi süreci anladığım kadarıyla inşallah tüm şirketlerimize, tüm sanayide faaliyet gösteren, ülkeye katma değer sağlayan şirketlerimize olumlu olur yani pandemi sonrası da. Ama pandemi süreci anladığım kadarıyla size bir miktar daha satışlarınızı olumlu yönde etkiledi. İhracat pazarlarınız, yeni hedefleriniz ve aynı zamanda pandemi sürecinde nasıl bir süreç geçirdiniz şirket yönetimi ve faaliyetleri olarak Gültekin Bey? Çok kısa onda bahsedebilir misiniz acaba? Tamam. Murat Bey, esas şöyle söyleyeyim. Biz biraz endişeyle bakmıştık pandemi döneminde. Aynen. Acaba ne olur diye. Değil mi? Ama takdir ilahi öyle bir şekilde değiştirdi ki özellikle Latin Amerika ülkelerinde, özellikle Afrika ülkelerinde vazeline karşı tedarik zincirinde sıkıntı çeken, özellikle Çin'den ithalat yapanların bir tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıkları için bize teveccüh gösterdiler ve çok büyük siparişler almaya başladık. Hatta öyle büyük siparişler almaya başladık ki biz de hem zaman olarak, hem üretim olarak, hem kalitemiz anlamında gerçekten bir marka olmuş, Avrupa'da da bir marka olmuş bir firmayız. O nedenle
biz bu talepleri karşılamak adına zaten halka arzdan gelecek fonlarla hem ham maddemizi artırmak hem ihracatımızı artırmak için harcayacağız zaten. Hı hı. Ben ve ortaklarım kesinlikle bir yıl içinde hiçbir zaman bir daha bir böyle bir hisselerimizden bir satış yapmayacağız. Zaten ben adil olmayı sevdiğim için eşit dağıtım yapalım istedim halka arzda. İnanıyorum hem bizim için hem yatırımcılarımız için iyi bir şey olacaktır. Ben 45 yıllık tecrübemle gene işin başındayım. Bütün ekibimin, profesyonel ekibimin, mühendislerimin her zaman yanındayım. İnşallah hayırlı olacağına inanıyorum. Şimdi bir sene en azından siz hani şirketin başındaki isim olarak hissenizi satmayacaksınız. Eşit dağılım yöntemi olacak. Halka arz sürecinde ve sonrasında potansiyel olası yatırımcılarınıza tabii ki vaat kelimesi hoş bir şey değil ama ne taahhüt edersiniz değil mi? Doğru kelimeyi buldum sanırım. Taahhütlerinizi alalım mı Gültekin Bey? Yani şöyle bize güvenmeleri yeterli. Hı-hı. Biz çünkü dediğim gibi böyle çok önce de ben 10 yıl önce de halka açılabilirdim. Ben bugün zamanlamasının çok daha doğru olduğuna inanıyorum. Sebebi de çok önümüzde çok fırsatlar var. Dünyanın 10 milyar dolarlık bir parafin pazarında biz de ciddi bir pay almak istiyoruz. Ve bunu da bizim bir takım arkadaşlarımız sürdürülebilirliği ile ilgili bir çalışmalar yaptı. Mesela biz Afrika'da diyelim 20 ülkede varsak biz orada 40 ülkede olmaya çalışıyoruz şu anda. Latin Amerika'da keza hemen hemen Latin Amerika'nın üçte birinde varız. Bunu %50'ye çıkarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 2021'de ve 2022'de aynı şekilde, aynı hızla katlanarak büyüyeceğine inanıyorum ihracatımızın. Halka arz sürecinizden birazcık bahsedelim. Burada fiyat aralığı 8 lira 81 kuruşla 10 lira 46 kuruş arasında olacak Gültekin Bey. Ve bu anlamda da halka arzda katılan kişi sayısıyla gelen talep fiyat ve miktara göre Borsa İstanbul tarafından izlenecek. Tek bir halka arz fiyatı üzerinden tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay satın alabilecekler. A1 menkul değerler değil mi bünyesinde halka arzınız gerçekleşecek. Biraz da ondan bahsedelim mi teknik kısımlarında? Şöyle yani o fiyat aralığını dediğim gibi bizim bu işi bilen arkadaşlarımızın organize ettiği bir şey. Hı hı. Biz herkes istediği şekilde alabilsin diye böyle bir eşit pay yaptık. Bu kimya sektöründe yakın zamanda bizim gibi bir şirket ilk defa böyle bir Anadolu şirketi ortaya çıktı. Ve inanıyorum ki bizim şirketimiz diğer şeylere, bizim ölçeğimizdeki şirketlere de örnek olacaktır, cesaret verecektir. Bizim dünyada tanınmamıza da vesile olacaktır. Son 3 yılda ihracat gelirleri 4,5 kat artmıştı. Bundan sonraki süreçte de Gültekin Bey mercan kimya olarak ihracat kalemleriniz ve diğer performansınızı yakından izlemiş olacağız. Artık siz de o zaman EkoTürk TV ekranlarına hoş geldiniz. Çünkü biz borsaya açılan şirketlerimizin fiyatlarını paylaşıyoruz yan tarafta. Sizlere de hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Teşekkür ederim. Biz de bundan sonra izlemeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Gültekin Okay Salgar, Mercan Kimya'nın yönetim kurulu başkanı ile konuştuk efendim. Yeni bir halka arz geliyor. Borsamıza, yatırımcılara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kısa bir aradan sonra Fintech Dünyası'na devam edelim. Beysaş Lojistik para toneri sundu.